film vardı. Orada soruyorlar işte dans için ne demek? Elektrik gibi bir şey diyor. Dansın iyileştirici bir etkisi olduğunu inanıyorum. Ve başka türlü düşünmemizi sağlayan bir araç olarak düşünüyorum. Onun dışında duran adamla bütün dünyada tanınan bir karakter oldu. Çünkü ben aslında milyonların demediğini ifade ettim. Yapmadığını yaptım, söylemediğini söyledim. İnsanlar duran bir adam gördüklerinde birden fark ettiler ki aslında diğer bence Gezi'de direnen insanlar da aslında hiçbir şey yapmıyorlardı. Yani çünkü insanlar pasif bir şekilde durmayı, durma fikri hoşlarına gitti. Çünkü hala protesto etmeye devam ediyorlardı ve bunu kabul ettiler. Ve insanlar bunu kullandı bir pop sanatı gibi ve kopyaladılar. Tekrar tekrar farklı farklı şehirlerde yapıldı. Ayın 29 ve 30'unda tiyatro araştırma laboratuvarı ve ortak bir oyun hazırlamıştık ve oyunun adı Adalet idi. Aslında teması adalet idi. İşin adı Labirent'ti. Fuayede bir arkadaş gelip biz evet adalet üzerine çok önemli bir çalışma yapmışsınız ama ben şimdi mesela Gezi Parkı'na gidip ağaçlara sarılacağım. Ben Gezi Parkı'nda sadece insanlara katıldım. İnsanlar özgürlükleri için oradaydı. Ben de kendi özgürlüğüm için, belki gelecek nesillerin özgürlüğü için, işte kadın hakları için, eşitlik için, insanlık için, azınlıklara özgürlük, eşitlik, hak, hukuk diye gelse de şu an tam bir diktatöryen bir işleyiş sürüyor. Tek adam her şeye karar veriyor, her şeyi yönetiyor, kanunları, kuralları değiştiriyor. Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Bir öyle bir böyle Kardeş Türküler, Türkiye'deki çok kültürlü ortamı temel alan, çalışmalar yapan bir müzik topluluğu. İşte biliyorsunuz Türkiye'de sadece Türkler yaşamıyor. İsimler belki biraz karıştırıyor olabilir ama işte Türkler var, Kürtler var, Ermeniler var, Çerkezler var, Azeriler var, Çingeneler var. İşte tabii tarih boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşmış, çeşitli baskılar olmuş. Kimisi görmezden gelinmiş, kimisi yok edilmeye çalışılmış. Tamam hiçbirini vermeyelim o zaman, oy ne olacak yani? Olay o değil yani, bu tür şeylerin beraber ifade etsinler, edebilsinler. İnsanlar kendini ifade edebilsinler. Ama siz yani istediğiniz kadar yani anayasayı değiştirin. Hani birisi gelip size böyle tepeden konuşmaya başladığı zaman zarar vereceğiz yani. Vallahi işte bu yönetim şekli bize yetmiyor yani, onu gördük. Ve kimse de bundan memnun değil. Hani insanların ne yaptığını bildiğini, hani öyle altı boş olmadığını anlatmaya çalıştık. Hani orada bir park var. Yani yıllardır işte yani ortaokuldan beri bilirim yani orayı. Daha önce de varmış. Ne vardı? İşte orada bir ağaçların kesilmesiyle başlamıştı işte. Yani işte o Taksim yeniden ele alınıyordu işte, emek istemesiydi falan derken zaten biraz karışıklıklar vardı. Artık oradaki bir ağacın kesilmeye çalışılması bardağı taşırdı. Yani biz de sonuçta çok doğal olarak hani o şeyin içerisinde yer aldık. Yani bu işte böyle çok çok değişik, acayip böyle farklı şeylere dayanan talepler değil bunlar. Sonuçta orada ağaçların kesilmesini istemiyorduk. Parkın yaşamasını istiyorduk. Ve de bunun
orada herhangi bir şey yapılacaksa da, bir yeniden bir planlama yapılacaksa da bunun sonuçta bizlere sorularak, bizlerle beraber bu kararların alınmasını istiyoruz. Bunlar tabii şeyden bağımsız değil. Yani demokrasi kültürüne dayanan şeyler bunlar tabii ki. Yani bu ülkede demokrasi olmadığı sürece bunların olamayacağını zaten biz önceden beri söylüyorduk. İşte orada o ağaçlar üzerinden böyle bir şey başladı ve biz yani bir anda kendimizi birçok insan gibi doğal olarak hani yani o kadar yaratıcı bir ortam oluşmuştu ki hani sadece tek başına şey değil, hani yüzün üzerinde şarkı üretildi zaten gezide. Sadece şarkılar üzerinden değil, hani oradaki sloganlar, söylemler, tartışmalar, toplantılar, yürüyüşler, bütün bunları düşündüğünüz zaman Gezi Parkı tamamen dostane bir yerdi. İnsanlar şarkılar söylüyor. Ben yoga yaparken gördüm insanları, tai chi yaparken gördüm, kitap okurken gördüm. Yaratıcılık aslında Türk insanının zaten kendi doğasında var. Çünkü Türk insanı hep yokluklarla başa çıka gelmiş bir topluluk ve kıvrak bir zekaları var. Yaratıcılık kullanılmaya başlandı gezi boyunca çünkü başka seçenek kalmadı belki eylemciler için. Tam son sergimi, düzenlememi yaptım. O gün de Gezi Parkı dağıtılmıştı. O gece bir heykeltıraşı arkadaşımdan telefon geldi ve Alev uyuyor musun? Ay, Türkiye ayağa kalktı, kalk. İşte ve ben tam olayların içindeydim. İşte bir taraftan şeyler, çöpler yakılmış, işte gaz metroya atılmış, her tarafta işte çevik kuvvetler, hatta beni de götürmeye kalktılar. Ama nasıl bir baktıysam ve yanımdaki öğretmen arkadaş, o sanatçı dedi, polis direkt böyle sanki ateş tutuyormuş gibi elini çekti kolumdan. Onun dışında bir sürü çatışmanın tabii ki ortasındaydım ama hani taşlı sopalı hiçbir zaman benim tarzım olamazdı. Hatta çocuklara da diyordum yani çocuklar siz bize dışarıda lazımsınız. Ne heyecanlanıp gidiyorsunuz ama yani sizi içeri aldıkları zaman, yaralandığınız zaman, işte gözünüz kör olduğu zaman ki direkt cinsel organlarına ve yüzüne nişan alıyorlardı. Yani böyle bir şey olamaz. Vahşet yani ciddi anlamda vahşet ve akıllı olun çocuklar, hani bu siz o güce bu şekilde karşı gelemezsiniz, kendinizi aynı zamanda korumalısınız, bunun başka yolları da var deyip işte bir şekilde onları da hani durdurmaya çalışıyordum yani o anlamda, çünkü o gücün karşısında olanları gördük. Ya benim bir şey yapmam gerek dedim ve o gece oturdum, konstrüksiyondan 30 tane el yaptım. İşte koza heykeli öyle başladı. Samba İstanbul Bateria do Samba 2007 yılında kuruldu Ali Aslanbay tarafından. Yani hepimiz bütün bateryanın bireyleri orada yan yana geldiğimiz zaman zaten dolayısıyla çalmak da bizim için orada olmanın bir diğer parçası oluyordu. Samba müziği Afrika'dan köleler aracılığıyla işte Amerika kıtasına, Güney Amerika'ya taşınmış bir müzik ve samba müziği orada işte capoeira ve diğer alt formlarla beraber onları bir savaşa hazırladı. Yani onlar dans ediyormuş, ritüellerini yapıyormuş göründüler ama orada bir direnişe hazırlanıyor gibi bir şey vardı. Her akşam her gündüz zaten mütemadiyen oradaydık. Enstrümanlarımız da orada oluyorduk. Zaman zaman kalkıp çalıyorduk. İnsanlara motivasyon olsun diye. Biz kendi provamızı yaparken insanları da motive etmiş oluyorduk aynı durumda. Resüm ediyorlardı ve yani bir an böyle yürürken arkanıza döndüğünüzde böyle binlerce insan bulabiliyordunuz. Fareli Köy'ün kavalcısı gibi. Sanatçılar esasında geleceğin habercileri, geleceğe dair yapmış olduğu gözlemleri, olumlu çıkarımları toplumlara önceden hazırlamaya çalışarak aslında bu prosesi tamamlayan bireyler gibi düşünüyorum sana. Orada 3 hafta dünya üzerinde şu an görünmemiş bir komün hayatı yaşandı. O anlamda bir hayaldi, rüya gibiydi.
Ve o kadar saf ve böyle masum tebessümlerimizle haklıyız ki karşılığı olmayan bir boş fanteziyle orada olmadığımız anlatmaya gerek yok zaten. Biz oranın, o parkın kurulması için oradaydık. Hikaye de ortada. Biz o parkı ama işte canımızda, kanımızda, kimisi gözünden oldu. Burada 10 küsür tane, 15 tane arkadaşımızın gözü çıktı. Böyle hedef alarak seni, malumunuz sizin de 3 gün arka arkaya böyle sabah 5'te gelip orada çadırları yaktılar. İşte ensürmanlarımızın bir kısmı da o arada. 4 kişi öldürüldü ve bunun hesabı sorulmadı. Şimdiye kadar 7 kişi öldü. Bir kişi hala komada. 60 kişinin ya da 12 kişinin gözü çıktı. 6000 kişi hastaneden raporlu yaralı. Ama polisin bu kadar orantısız güç kullanması sanırım beni de dışarı çıkmama neden olan şeylerden biri. Aslında benim niyetim gerekirse savaşmaktı. Yani gaz maskesi almıştım. Düdük vardı elimde mesela. Cebimden düdük çıkartıp gürültü yaptım. Ve Mecidiyeköy meydanındaki aslında polisler bir şekilde bundan etkilendi. Bunları hani onlara eziyet olsun diye yapmadım. Sadece hani biz her yerdeyiz. Yani biz halkız. Siz de halksınız aslında. İyi demek için yaptım. Polis sadece orada duruyor aslında. Eğer sen onun üstüne gitmezsen o da senin üstüne gelmez. Sonuç olarak onlar da insan. Ve onlar da işlerini yapıyorlar aslında. Onlara verilen emirleri. Çünkü onların da aslında verilen emire karşı gelme hakları yok. Demokrasi Türkiye'de bir kukla olmuştur. İşte Tayyip Erdoğan tek kişi ve her şeyi kendi başına karar veriyor ve yönetiyor. Devlet ile ilgili benim bir sorunum var. Benim polisle ilgili değil, benim hukukla, adaletle ilgili bir sorunum var. Mevcut olan iktidar, AKP iktidarı, yani son birkaç senedir artık toplumun işte özel hayatına, özgürlüklerine müdahale eder bir durum haline gelmişti. Ve bu bizde mevcut olan iktidar, AKP iktidarı, yani son birkaç senedir artık toplumun işte özel hayatına, özgürlüklerine müdahale eder bir durum haline gelmişti. Ve bu bizde, o insanlar boşuna ölmedi, o insanlar boşuna gözlerini yitirmedi. Biz boşuna orada işte hırpalanmadık. Binlerce insan, milyonlarca insan, 5000 farklı noktada boşuna karşılarında canavar gibi bir toplum var ve canavar gibi olduğunu her geçen gün bir kez daha teyit ediyor herkese. Şöyle bir durum var, hani İstanbul'da 17 milyon yaşıyor ve hani 8 milyonu Gezi'de ne olup bittiğini gelip kendi gözüyle gördü. 10 milyonun hiçbir haberi yok. Çünkü o 10 milyon belki hiçbir zaman doğru habere, yani tarafsız, objektif, doğru bir şekilde tarafsız bir haber hiçbir zaman görmüyor. Aslında tarafsız demek yetersiz, yani yalan haber görüyor, okuyor, duyuyor. Burası Türkiye. Ben çok küçük yaşta mizah dergileri okumaya başlamıştım. Ve mizah dergileri sayesinde sanırım biraz daha şüpheyle bakıyorum olaylara. Yani Gezi'de bazı insanlar haklar için ayağa kalktılar. Fakat toplumumuzun büyük kısmı buna henüz hazır değil galiba. Görmezden geldi. Bazı gazetelerde biraz çıktı ama genel olarak olaylar yayınlanmadı. Yani şöyle yayınlar gördük. Taksim Meydanı'nda insanlar toplanmış, protesto ediyorlar. Arada belki işte bir iki taşkınlık yapan birisini gösteriyorlar. Sonra polis müdahaleye başladığı anda yayın kesiliyor.
Ve görmüyor insanlar. Yani hani birçok medya patronu aslında iş adamı ve başka şirketleri var. O yüzden de ya muhalefete yakın olmak zorunda hissediyorlar ya da çok kolay baskı görüyorlar. Biz bağımsızız. Yani bir örnek olarak çizerlerin kurduğu bir dergiyiz. Bir patronumuz yok. O kişisel sayfalarda hayat hakkında her konuyla ilgili çizebiliyoruz. Birçok karikatürümüz de aslında hükümetin verdiği tepkiler üzerineydi. Ve o da o haberlere de ulaşmak kolaydı çünkü her kanalda başbakan vardı. Ve daha çok işte onun konuşmaları hakkında çok fazla karikatür yaptık. Daha çok olaylara farklı bir bakış getirmeye çalışıyoruz ve bir de işte insanların duygularını ifade edecek böyle güzel şeyler bulmaya çalışıyoruz. Gezi döneminde mizah çok önemliydi. Biz de bunu desteklemeye çalıştık. O bir koza ve kozanın parçalanışı üzerine, yani bir şekilde uyanışı temsil eden bir heykeldi. Ama işte bu darp heykelinde olduğu gibi ben malzemelerle gittim oraya. Ve oradaki gençler ve daha sonra gelen kişiler, işte o çevredeki halk, çarşı grubundan. Ben öncelikle performansın birimlerini götürüyorum, kullanacak malzemeleri götürüyorum. Ama yorumlarına kesinlikle ve kesinlikle yardım istemedikleri sürece müdahale etmiyorum. Onları tamamen serbest bırakıyorum. Bununla karşılaşan insanların o heyecanı, ona dahil olma, bir söz söyleme istemi ki sanatın toplum için olduğunu bana sürekli yaşatan, hatırlatan ve bundan vazgeçmememi sağlayan bir şey. Bunu yaşamayı seviyorum ve ya bana eylem dediğim böyle olur. Yani insanı düşündürür. İlla ki işte darp, çatışma, şu bu falan değil. Hadi bir de durup düşünelim. Ve sanatçının elinde aslında pek çok enstrümanı olduğunu ve işte gizli döneminde ve şu anda yaptığım eylemler gibi eylemlerle insanlara bir şekilde ulaşılacağı, onların iyileştirileceği, uyandırılacağı konusunda böyle çok hararetli bir konuşma yaptım. Kesinlikle ve kesinlikle yol budur yani. Hiç kimsenin zarar görmeden, bu bilinci koruyarak, bu aidiyeti her şeyde bütün... Bir şeyleri yaratan ve yaratarak ifade etmeyi seven biriyim. Hatta şey düşündüm, bu gözyaşı bombası attıkları zaman ya da atarlarsa dans ederim. Kızılderili dansı yapmak fikri vardı kafamda ama çünkü duman var, tıpkı bir ayin yapıyormuş gibi. Ama olmadı. Gaz çok sıkıydı. Yani bildiğimiz biber gazı gibi değildi. Sanki sıkıştırılmış biber gazı diyorlar. Hiçbir şey göremedim, hiçbir şey yapamadım. Normal bir vatandaşım ben, sıradan dedikleri tipten. Evet. Doğdum. Şu anda 64 bitmek üzere. İşte en sonda bir 7 sene kadar oldu. Bu dükkanı açtım. Burası bir kafe. Böyle gidiyoruz. Artık son zamanlarda damatla birlikte çalışıyoruz. O öğleden sonra çalışıyor. Ben sabahtan açıp geliyorum buraya. Buralar çok bakımsız. Kötü bir merdivenlerde. Gördüğünüz gibi her taraf kırık dökük. Bazı yerleri çatlak. Bir tanesi yarım. Rengi de işte bildiğimiz renk, gri renkti. Zaman zaman kirleniyor buralar yağmur sularıyla. Toprak işte buralardan akıyor. Mesela şuralar kirlenmiş. Onları ben su ve fırçayla yıkıyorum. Zaman zaman buraları süpürüyoruz. Memlekette hakikaten bir olumsuzluk vardı. Arzu ettim insanlar bu sıkıntılı günlerde
birazcık bir ferahlasınlar, yüzleri biraz gülsün, bu bana yeter dedim. Ben burayı ne yaparım, nasıl bir güzelleştiririm diye yola çıktım. Düşünürken birdenbire benim 40 yıl önceki hatıralarım gözüme geldi. Silifke'de yaşıyorduk o zamanlar. Akdeniz'de çok renkli olur denizin dibi. Ben hep şnorkel kullanıyorum ve o şekilde denizin altını seyrediyordum. Bu arada deniz hafif kıpırtılı olduğu zaman güneş ışınları orada kırılıyor, aşağı kumların üzerine tayf olarak düşüyor. Ve tayf gökkuşağı rengi. Birdenbire aklıma o geldi. Tamam dedim, ben burayı gökkuşağı rengine boyayacağım. Çok çok büyük ilgi gördü. Bir anda doldu burası. Herkes renge susamış, güzel bir şeye susamış. Artık buna ne derseniz deyin. Politika bu bence. Yani insanları mı mutlu etmek? Hep bağırtı çağırtıyla değil ama böyle şeylerle de insanlar bir araya gelebiliyor. Bir güzellik ortaya çıkabiliyor. İnsanlar mutlu olabiliyorlar, birleşebiliyorlar, konuşabiliyorlar. 29 Ağustos'un akşamı burası griye boyanmış. Beyoğlu Belediyesi boyatmış burayı. Herhangi bir küfür ya da çirkin bir yazı ve resim herhangi bir yere yapıldığında belediyenin alt boyama ekibi var. O ekip kimseye, müdürüne dahi sormadan, başkan yardımcısına veya bana sormadan direkt gider hemen orayı gri boyayla boyar. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bunun dışında hükümet son olarak şeyi yasakladı mesela, işte gündüz saat 6'ya kadar açık alanlarda protesto yapabilirsiniz, 6'dan sonra yapamazsınız. İşte gece de saat 10'a kadar kapalı alanlarda protesto yapabilirsiniz, daha fazlasını yapamazsınız. Bu benim hakkım, yani protesto yapmak benim hakkım. Haksızlığa karşı direnmek benim hakkım. Ama senin elinden bu hakkı da almaya çalışıyorlar. Çünkü biz özgür vatandaş istemiyorlar. Peki Türkiye'de aslında 3 kişi bir araya gelirsen seni terörist bir grup olarak toplayabilirler. Yani eğer 3 kişi bir yerde toplandınız, Türkiye'deki yalancı mahkemeler ya da özel mahkemeler sizi terörist ilan edebilir. Orada işte böyle bir forum kültürü oluşturmaya çalışıldı. İşte forumlar halinde böyle bir karar alma mekanizmaları geliştirmeye çalışıldı. Yani. Orada farklı bir dayanışma ruhu açıkçası ortaya çıktı. Yani böyle dönemlerde de aslında herkes besteci oluyor, herkes söz yazarı oluyor, ben onu söyleyeyim. Biz de böyle şarkıyı şey yaptık, yani böyle çok hızlı değişen bir süreç olduğu için daha ziyade böyle şarkının böyle bir hiciv havası var açıkçası, böyle bir muzip bir havası var falan. Biraz hani ilk günleri o coşkusun yansıtan bir şeydi. Böyle 31 Mayıs, 1 Haziran, 2 Haziran falan biraz daha böyle daha coşkulu bir dönemdi. Ondan sonra böyle eylemler bir sertleşti falan, böyle hani galiba bir tane de ölüm olmuştu değil mi? İşte tam o günlerde burası bir gezinti caddesi sonuçta, yani insanların en çok gezdiği cadde. Caddenin ortasında kocaman anlamsız bir araç böyle. Her an su sıkmaya hazır falan, etrafında bir sürü insan. Yani böyle bir şey anı hatırlıyor insan tabii. O gaz bombaları atılmadan hemen önce biz bir 10 kişi falandık. İşte bizim işte 3-4 kişi bir çay almaya gitti. 2 kişi bir yere gitti. Birisi bir arkadaşını gördü falan. Biz bir anda böyle ben kaldım. Bir de bir arkadaşım vardı yanında. Sonra bir anda böyle bir gazlar falan atıldı. Hani bir baktım aslında kimseyi tanımıyorum etrafındaki falan gibi. Ama bir yandan da işte bu tür dönemlerde öyle bir dayanışma ruhu oluşuyor ki, yani hiç görmediğiniz insanlarla böyle el ele tutuşup parkın işte duvarının önünde beklemeye başlıyorsunuz. İşte sokaklarda yürümeye başlıyorsunuz. İşte beraber saklanıyorsunuz, beraber koşturmaya başlıyorsunuz. Orada bir sahne kurulmuştu. Hani böyle biz de sahneye çıkmıştık hani spontan olarak falan. İşte bu tencere tavası da yeni çıkmıştı. Onu bir söylemiştik işte orada. Hani bazı insanlar orada böyle kağıtlarını açıp böyle sözleri beraber söylemeye çalışmışlar falan. Print almışlar önceden falan. Yani o güzel bir anıydı. Yani şu anda işte 2,5 milyonu geçmiş hani tıklama sayısı. Ben düşündüm ki kim eylem yapıyorsa
ona destek olmak lazım ve polisin şiddetine karşı durmak lazım. Ve gittim, o gün durdum. Bu kadar basit ve hani aslında ben şey diyorum, yani ben düşünmedim. Bedenim düşündü. Bedenin farklı bir aklı, farklı bir zekası olduğunu inanıyorum çünkü. Polis ilk başta ne yaptığımı anlamadı. Aslında ben de ne yaptığımı anlamadım. Yani ben bir pasif direniş mi yapıyorum? Bir protesto mu yapıyorum? Bir performans yaptığımı söyleyenler de oldu. Aslında ben bir protesto yapıyordum. Hani sessiz protesto diyebiliriz buna. Ha, polis bunu anlamadı çünkü bir saat ya da bir buçuk saattir duran bir adam vardı ve hiçbir şey yapmıyordu, hiçbir şey söylemiyordu, hiç hareket etmiyordu. Çünkü başka bir şey yapıyordum, bir umudu paylaşıyordum. Çünkü ben küçük bir umut görmüştüm ve eğer benimle birlikte insanlar durursa belki bir şeyler değişir. Burası benim kişisel sayfam, burada... yine gezi protestolarıyla ilgili birazcık ama böyle absürt komik espriler var. Bu duran adamla ilgili duran adam çok etkiliydi çünkü bütün her şeyin tersiydi ve insanlara yüklenen hani terörist gibi yaftaların da tam tersiydi. O yüzden en başarılı protestolardan birisi oydu. Ona destek vermek amacıyla biz Penguin'i de kendi penguenimizi onun yerine koyduk. Yani karikatürlerin ne kadar etkilediğini bilemiyorum. Şimdi haberler, hani hükümet bu kadar medyayı sahiplenmeye çalıştığına ve baskı yarattığına göre medya üstünde sanırım önemli ölçüde etkilenen bir insanlar, önemli ölçüde etkileniyor insanlar. Gezi Parkı ve ağaçların kesilmesi herkesi birleştiren bir nokta oldu zannediyorum. Ve birazcık böyle yeter artık gibi de bir his oldu galiba. İnsanlarda hani ben hakkıma sahip çıkmalıyım ve çıkabilirim ve bundan sonra da çıkacağım duygusu oluştu. Dışişleri Bakanımız şöyle bir şey dedi, gezi unutulacak dedi. Ama ben unutulmayacağından eminim. Ve yıllar sonra, 30-40 yıl sonra ya da sadece 20 yıl sonra o gezideki bazı gençler belki milletvekili olacak. Ve o zaman gezide olanlarla karşı olanlar belki mecliste olacak ve hala gezi çok önemli olacak. Bu arada burası gri olduğu için herkes büyük bir şey duydu. İçinden nasıl söyleyeyim, tepki gösterdi. Herkes birbirine tweet attı. Boyanı al gel, 30 Ağustos'ta burayı tekrar boyayacağız diye. Sabahleyin bir de duydum ki yine kızımdan merdivenler eski haline boyanmış. Bir akşam sonra. Dedim nasıl oldu bu? Bütün mahalleli, belediye başkanı geldi, yardımcıları, mimarları, herkes buraya geldi. Gece yarısı bütün herkesle birlikte, belediye ekipleri dahil, burası tekrar boyandı baba dedi. Devlet burada geri adım atmıştır. İlk kez bu olmuştur. Ve bu artık Türkiye'ye bir imaj olarak, bir fikir olarak insanların kafasına girdi. Birleşirsek, iyi bir şey olursa korkmaya gerek yok. Devlet geri duracaktır gibi bir fikir oluştu. Şu anda Türkiye bunu yaşıyor. Bir kabuk değiştiriyor Türkiye. Yeni kabuğuna, yeni derisine önümüzdeki aylarda olmasa da yıllarda kavuşacak. Ve toplumlar daima ileri gider, geri gitmezler. Geri götürmek isterseniz tepki gösterirler. Kapadılar sinemaları, meydanları. Satamayınca gölgelerini sattılar ormanları. Devirdiler, kapadılar sinemaları.
meydanları.